iki nedeni var. Bunun bir tanesi Türkiye'deki ekosistemin, ekolojik sistemin farklılığı, yani coğrafi şartların farklılığı. Bir de bu kuş göç yollarının bizim ülkemizin üzerinde geçiyor olması. Bu tabii çok önemli sebeplerden bir tanesi bu sulak alanların. Evet, 2006 yılında zaten Çağan Beyler bu projeye başladılar. 5 yıl içerisinde kendisinin de ifade ettiği gibi Türkiye kuş türünün yaklaşık 3'te 1'i burada, yani Kars'ta bulunmakta. Yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsünden sonra evet ikinci sıradaki sulak alan kampüsü olarak zaten kuş çeşitli açısından da kendisi zaten. İşte bundan size Kafkas çılgını, yine büyük su çulluğu gibi bunların zaten en çok görülen kuş türlerinden bir tanesi. Yani Kuyucuk Gölü ise Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı olan Kuyucuk Gölü'nde ise Türkiye'nin 13. Ramsar alanı ve Doğu Anadolu'nun bölgesinde ise ilk değil mi, Ramsar bölgesinin ilk Ramsar alanı olarak zaten tarihi. Bununla ilgili tabii bizim de inşallah geleceğe dönük bir takım projelerimiz var. DSİ Bölge Müdürü ile yaptığımız görüşmelerde hemen Kaşçay'ın kenarında da Fen Fizik Fakültesi Biyoloji Öğretimlerimizden Sayın Yardım Doçent Doktor Mehmet Ali Kırpık hocamızın da tabii onların da projeleri var. İnşallah oraya da biz bir gölet oluşturacağız. Tabii bunun üzerinde kuşların da daha rahat barınabileceği bir takım adacıklar vesaire de oluşturulacak. Var olan direnç kanallarında biraz daha şey yaparsak, azaltırsak veyahut da su kaybını önlersek burası inşallah gelecek için çok iyi bir kuş cenneti gibi bir alan oluşacak. Oluşturacağız inşallah. Bir de yaban hayatı ve çevreyle ilgili bir takım projelerimiz var arkadaşlarım da. Mesela nedir? Ayıdır, kurttur, tilkidir veyahut da kanatlı hayvanlardır. Bu tür yaralanan hayvanları da inşallah biz üniversitemizin veteriner fakültesinde kuracağımız birimle de onlara yani tedavisidir, beslenmesidir, bakımıdır ve ondan sonra tekrar doğaya kazandırılması amacıyla bu tür çalışmalarımız devam edecek. Ben yine başta Çağan Bey olmak üzere kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu hem üniversitemizin hem de Kars'ın tanıtımına çok önemli katkı sağlayacaktır. Zaten Türkiye'nin en güzel doğa açısından kampüsü diyebiliriz. 11 kilometre kare, her türlü farklı habitat var. Zaten üniversitemiz de çok iyi ağaçlandırmış burayı. Biz en son rakam itibariyle bu ilkbaharda tespit ettiğimiz türleri de sayarsak kampüste 158 kuş türü tespit ettik. Ve bu sürekli artan bir rakam zaten. Ve bu Türkiye kuş türlerinin 3'te 1'inden fazla. Zaten Türkiye'de 468 kuş türü tespit edilmiş durumda. Ve bu da bildiğimiz kadarıyla Kafkas Üniversitesi'nin Türkiye'nin en zengin ikinci kampüsü haline getiriyor kuş türü zenginliği açısından. Zaten birinci olan ODTÜ'de 30-40 yıldır kuş araştırmalarıyla tanınan bir üniversite. Yani burada araştırmanın da önemi büyük. Biz 5 yılda ikinciliğe geldik. Ben tahmin ediyorum ki alandaki özellikle sulak alan sayesinde bu araştırmalar yoğun bir şekilde devam ederse 200 türü geçecektir bu kampüs kaydedilen kuş türü açısından ve ODTÜ ile başa baş bir hale gelecektir. Fakat bunun için Kafkas'ın üniversitesinin en önemli değeri olan kampüsün sulak alanın kesinlikle korunması lazım. Yaklaşık 3 kilometre karelik bir alan. İçinden bir yol geçiyor ama onun dışında bir yerleşim ve bina yok. Zaten yapılamaz da çünkü zemin yumuşak ve sulu. Daha önce yapılan lojmanların bodrumundan su çıkıyor. Deprem açısından yıkım kararı alınmış bu lojmanlar için. Yani bölgede zaten herhangi bir inşaat yapılması insanlar için de çok riskli. Deprem riski var. Ve bizim ümidimiz buranın bir sulak alan olarak korunup bir üniversitenin Kafkas Üniversitesi ekolojik laboratuvarı olarak üniversite öğrencileri ve hocaları tarafından araştırma ve eğitim projeleri için kullanılmasıdır. Ve bu üniversitenin aynı zamanda doğayla baş başa kalmak için de çok önemli bir değeridir, rekreasyon değeridir. Zaten hocalarımız, öğrencilerimiz sürekli yürüyor bu sulak alandan. Ve işte kuş sesleriyle, bahar çiçekleriyle, yemyeşil Paşa Çayırı'nda, buranın eski ismi, çok güzel vakit geçiriyorlar. Ümit ederiz ki üniversitemiz bunu en iyi şekilde korur ve burada daha yeni kuş türleri kaydetmeye ve doğaya salmaya devam ederiz.